153 çiftçiye destek verdik. 3640 lira falan böyle bir paramız geldi bu NİDE Ziraat Bankası'na. Buradan da çiftçilerimize dağıldı. Güle güle harcarlar inşallah. Baharında diğer Anaş koyun desteğini alacak çiftçilerimize gelecek. Bu sene elimizden geldiği kadar bunu erken getirtmeye çalışacağız. Geçen genel başkanımızla da görüşmelerimizde bunu sunduk. Normalde Haziran'ı falan buluyordu bu desteklemelerimiz. Ama bu sene inşallah Mart ayının sonuna doğru bunu getirtmeye çalışacağız yani uğraşıyoruz. Toprak mahsulleri tarafından verilecek olan arpa temini yapılıyor. Yapılıyor. Şu anda yine başvurular alındı. Şu anda çiftçi parasını yatırıyor. Parasını yatıran gidip arpasını toprak mahsulleri ofisinden teslim alabiliyor. Oradan tonajları belli oldu. Allah devletimize zaval vermesin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Burada büyük bir çiftçinin yanında oldu. Normalde bu olmasaydı arpamız şu anda 4,5-5 liraydı kilosu. Ama şu anda KDV dahil 2280 lira falan tahmini öyle bir maliyeti oluyor. Aşağı yukarı yarı yarı oluyor bu da piyasayla birlikte. Şu anda çiftçi memnun bundan. Şu anda da teminat yapılıyor. Her ayın 5'inden 5'ine de bu yenileniyor. Başvurusunu yapıyor. İşte ayın 13'üne kadar başvuru alıyorlar. 13'ünden sonra parasını yatıran arpasını ofisten temin edebiliyor. Geçen sene oranına hiç yok diyebiliriz. Geçen sene bu aylarda tam doğum esnası bayağı bir sıkıntıları vardı. İlçelerden, köylerimizden bayağı bir sıkıntısı olan çiftçilerimiz vardı. Bayağı da uğraştık biz. Gittik Aksaray Üniversitesi'ne filan, tahlillere, Tarım İl Müdürlüğü kanalıyla filan. Bayağı bir çiftçimizde sıkıntı yaşadık ama bu sene şükürler olsun yok, inşallah da olmaz. Zaten ortam sıkıntılı bir ortam. Çiftçimiz zor durumda. Bir kuzu çiftçimiz için altın değerindedir. İnşallah böyle bir şey olmaz bu sene de yani. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok şükür. Olsa talepler gelir yani.